Halfeti'de. Dün Urfa İl Örgütümüz, ilçe örgütlerimizle birlikte sevgili, rahmetli, merhum Bozo Yılmaz'ı anmak için mezarı başında bir anma töreni düzenlediler. Ve orada milletvekilimizin konuşma yaptığı sırada askerlerin çok barbarca, haydutça saldırısına maruz kaldılar. Orada Gençlik Meclisi üyelerimiz çok ciddi bir şekilde kameralar önünde işkenceye maruz kalmış ve kaçırılarak gözaltına alındılar. Bu da görüntülerde var. Gözaltına alındı, alınmaya çalışıldı gibi açıklamalar oldu. Aslında buna gözaltı demek. Çünkü milletvekilimiz Ömer Öcalan askerlerin tamamen zoruyla, gücüyle, kuvvetiyle onlarca, yüzlerce asker orada, yüzleri maskeli, kolundan tutularak, adeta sürüklenerek önce araca bindiriliyor, sonra karakola götürülüyor ve karakoldayken zaten telefonla görüştük. Yani ilk görüşenlerden biri benim ve milletvekili olduğu tabii ki biliniyor. Milletvekili olmasa da bu uygulamayı kabul etmek mümkün değil. Ama burada ayrıca milletvekili şahsında, milletvekilimiz şahsında halk iradesine yönelik ciddi bir saldırı, kabul edilemeyecek bir girişimle karşı karşıyayız. Zaten Urfa uzun süredir işkence merkezine dönüştürülmüş durumda. İşkence suçlarının, insanlığa karşı suçların sıkça kamuoyuna yansıdığı illerimizden bir tanesi maalesef. Ya bu kirli ve karanlık politikalara boyun eğmeyeceğimizi söylemeye artık gerek duymuyoruz. Boyun eğmediğimizi kendileri de gayet iyi biliyorlar. Bu fotoğrafın hesabını AKP-MHP iktidarı verecek. Bu hesabı sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kürt halkının iradesine doğrudan bir saldırıyla karşı karşıyayız. Sonuçta milletvekilini halk seçer, halkın iradesini temsil eder. Bilmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Değerlerimize de, cenazelerimize de, hapisteki yoldaşlarımıza da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlar anmaya bile saldıracak acizlikteyken biz tek bir yoldaşımıza sahip çıkmaktan geri durmayacağız, sessiz kalmayacağız tabii ki. Hukuk komisyonumuz ilgili mekanizmalarda suç duyurularını yapıyorlar tabii ki. Bunun hesabını hukuk önünde de soracağız. Başka bir milletvekiline bu muamele yapılsaydı şu anda Türkiye'nin tek gündemi bu olacaktı. Bir milletvekilinin yaklaşık 15-20 dakika boyunca askerlerin zorbalığıyla üzerlerindeki aslında asker kıyafetini çıkarın tam bir haydutluktur, bir eşkıyalıktır. Ne demek şehir merkezinde gidip bir milletvekiline göz göre göre zorla arabaya bindirmek, kaçırmaya çalışmanın hukuk önünde, hukuk devleti ilkelerinde ya da asgari düzeyde demokrasinin standartlarının olduğu iddia edilen bir yerde bunun bir izahı, bir açıklaması yoktur tabii ki. Bu tabii ki en genel anlamda da büyük bir zorbalıktır. Zoruna dayanmıştır. Belindeki silaha güvenmiştir. Silah zoruyla ve sayısıyla bir milletvekilini derdest etmiştir bu askerler. Vekilimize şimdi Türkiye yüzyılı dedikleri aslında bir zorbalık yüzyılıdır, bir zulüm yüzyılıdır. Bunu halka kabul ettirmeye çalışıyorlar. Darbeci iktidar seçilmişlerin üzerindeki baskı, tehdit ve yargı kıskacıyla AKP'nin demokrasi düşmanlığı, halk düşmanlığı, Kürt politikası, Kürt düşmanlığı politikasına sımsıkı sarıldığını dün bir kez daha gördük. Bu fotoğrafı asker postalı giyen AKP bilmelidir ki zorbalık, tehditler sonuca ulaşamayacak. Çünkü bize ve halkımıza bir milim geri adım attıramadılar. Bundan sonra da geri adım attıramayacaklar. Saldırılarınız karşısında da daha çok mücadele ve daha çok direniş görmeye devam edeceksiniz. Siyaseten bunun hesabını demokratik zeminde soracağız. Bunun hesabını sormaktan bir an geri durmayacağız. Tabii ki hukuk önünde de demin söylemiştim hesabını verecekler. Ve tabii ki ilgililere de bir çağrım var. Şu ana kadar hiçbir rütbelinin, askerin bu saldırıyı yapanların gözaltına alındığı ya da görevden alındığına dair tek bir haber, bir açıklama yok. Bu ülkenin İçişleri Bakanı bu meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesine işkence yapılarak kameralara önünde zorla alıkonulduğu halde hala bir açıklama yapma gereği bile duymamıştır. Ali'yi derhal
görevden almalıdır. Ve İçişleri Bakanlığı'na da açık çağrı yapıyoruz. Valilerinize söyleyin, Yeşil Sol Parti üyelerine, örgütlerine, milletvekillerimize, halkımıza yönelik bu saldırı ve zorbalık girişimlerinize son verin. Derimiz olarak bu tepkimizi yarın eş zamanlı olarak saat 19'da Türkiye'nin her yerinde göstereceğiz. Bu demokratik tepkimizi tabii ki ilk olarak eş zamanlı olay yerinde Urfa'da saat 19'da Topçu Meydanı'nda hem milletvekillerimizle, eş sözcülerimizle, bileşen partilerimizin eş başkanlarıyla, örgütlerimizle ve halkımızla Topçu Meydanı'nda protestomuzu ortaya koyacağız. Herkesi bu demokratik protestoya, kendi iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü irademiz biziz, ay koyacağız. Diğer illerde de eş zamanlı saat 19'da herkesi halkın iradesine, adalete ve özellikle bizim seçtiğimiz milletvekillerine yönelik bu saldırılara karşı sesimizi yükseltmeye, irademize sahip çıkmaya, demokratik hakkımızı kullanmaya da davet ediyoruz.